Beni tanıyan var mı? Yok değil mi? Var mı? Printer'da vereyim mi? Var var tamam. Var. Allah, o ama çoğunluk tanımıyor ve çok mutlu oldum. Çünkü şu sıralar tanıyan Vivok Kürşat değil mi? Tanıyorum diye tanıyor. Yani böyle bir kötü tanınma yok. Yani şöyle düşünün işte Starbucks'ın kurucusuna herhalde hani Jerry Waldman işte kahveci Jerry falan diyen yoktur. Ya da ne bileyim bir taksiden bahsetti az önce Erhan Hoca. İşte Nazım Salur'a taksici Nazım falan diyen yoktur muhtemelen. Vivok Kürşat diye biliniyorum. Hoş değil. Çünkü aslında Vivok bir sadece çıkan bir proje o kadar. Çok mutluyum. Davet ettiler bugün TÜSİAD'dan ve sanırım ilk defa oluyor. Vivok'u değil, Vivok'un sürecini anlat dediler. Asıl bence zaten kıymetli olan tarafta o. Vivok'un süreci. Ondan bahsedeceğim ama önce bir Vivok ne? Belki bilmeyenler için ben şöyle bir videosuyla başlayayım. Merhabalar, ben Kürşat Ceylan. Doğuştan görme engelliyim. Bu elimde görmüş olduğunuzda beyaz baston. Aslında bu benim ve birçok görme engelli için bir bastondan çok daha fazlası. Bağımsızlığın sembolü. Elimden ilk defa tek başıma bu baston sayesinde çıktım. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eğitim hayatım boyunca da beraberdik. Daha sonrasında Amerika'ya eğitime gittiğimde de beraberdik. Paraşütle atladığım dağa tırmanırken de beraberdik. Üç kör Avrupa'yı dolaşırken hepimizin elinde de bu bastonlar vardı. Ha ama böyle anlatınca da gözünüzde sihirli bir değnek canlanmasın. Beyaz baston dediğimiz şey ucunda döner bir başlığı olan düz bir sopadan ibarettir aslında. Yani onunla önünüzü kontrol edebilirsiniz ama başınıza bir ağaç dalının gelip gelmeyeceğini hiç bilemezsiniz. Ya da aa ne kadar güzel teknoloji gelişti. O zaman navigasyon teknolojisiyle istediğim yeri söyleyeyim bastonuma da o beni götürsün diyemezsiniz. Biz de işte tam bu sorunları çözmek için Türkiye'nin farklı üniversitelerinden mühendislik öğrencilerinin katıldığı bir hackathon organize ettik. Ve Vivok projesinin temelleri de bu hackathon sonucunda atıldı. Hackathon'a görme engellerin önlerindeki engelleri rahat algılayabilecekleri bir proje fikriyle katıldık ve birinci olduk. Birinciliğimiz ve hackathon süreci sonucunda aslında bu sürecin bitmediğinin, yeni bir hackathon sürecine başladığımızın farkına vardık. YGA'lı bir mühendis ekibiyle beraber 3 aylık çok yoğun bir Ar-Ge sürecini tamamladık ve ortaya Vivok çıktı. Vivok görme engellilere 3 devrimsel özellik sunuyor. Birincisi, özel geliştirilmiş algoritması ve üzerindeki sensörü sayesinde görme engelliler baş ve göğüs hizasındaki ağaç dalı, direk, tabela gibi engelleri algılayabilecekler. İkinci olarak görmeyenler telefonlarını ceplerinden hiç çıkartmadan bastonları üzerinden telefonlarını kontrol edebilecekler. Üçüncü olarak ise Vivok'u tamamen açık bir platform olarak tasarladık. Yani her geliştirici Vivok için kendi uygulamasını hazırlayabilecek ve Vivok'a yeni özellikler ekleyebilecek. Biz bunu ilk olarak hayal ortam uygulamasıyla yapıyoruz. Bu uygulamayla birlikte görme engelliler Vivok'la kapalı alanlarda navigasyon alabilecekler. Yani bir alışveriş merkezine girdiklerinde, gitmek istedikleri mağazayı Vivok'a söylediklerinde, Vivok onları gitmek istedikleri yere kadar yönlendirecek. Bütün bunlarla birlikte Vivok'un en ayırt edici yanı ise bu teknolojik özellikleri mükemmel bir tasarımla görme engellilere sunuyor olması. Merhaba Kürşat. Merhaba Mete. İyi bir tasarımın çıkış noktası kullanıcısını olabildiğince yakından tanımaktan geçer öncelikle. Ve bu süre içerisinde aslında en dikkat ettiğimiz şey görme engellilere olabildiğince yakın bakış açısı elde etmek ve onları olabildiğince yakından tanımaya çalışmak oldu. Ergonomik, güvenilir, anlaşılır. Bu üç kelimeyi bir ürünün içerisine toparlayabilmek de amacımız Vivok'ta. Vivok'taki önemli aslında zor yanlardan bir tanesi farklı kullanım şekilleri ve farklı el tutuş şekilleriyle uyumlu olabilmesiydi. Katlanır sopa kısmının değiştirilebilir olmasıydı. Ürünün önemli, ikinci en önemli özelliği anlaşılır olması. Ürünün üzerindeki o farklı dokuları ve farklı malzeme yapısını sert ve yumuşak geçişleri kullanıyor olmamız nedeni buydu. Üçüncü ve aslında sanırım en önemli özelliği ise güvenilir olması. Vivok'u eline aldığında aslında yabancılaşma, bir yabancı, farklı bir şeyle karşılaşmadığını hissediyor. Ona daha çok, daha çabuk ısınıyor, daha çabuk benimsiyor ve daha çabuk güvenebiliyor.
Aslında bütün bu özelliklere şimdi dönüp baktığımda yapmaya çalıştığımızın hiç de kolay bir şey olmadığını bir kez daha fark ediyorum. Yıllardır 300 milyondan fazla görme engellinin sadece düz bir sopadan ibaret olarak kullandığı bastonu yeniden tanımlıyoruz ve özgürleştiren bir teknoloji olarak görme engellilere sunmaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki bu baston görenler tarafından kullanılsaydı şu an uçuyor bile olabilirdi. İşte bu bakış açısı bizi bu noktaya kadar getirdi. Bundan sonra seri üretime girmek için sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Destekleyin. Bu açığı birlikte kapatalım. WeWalk bir YGA projesi olarak doğdu. YGA'lı gençlerin hayal ettiği, birlikte hayata geçirdiğimiz bir projeydi. Ama WeWalk'un sadece bir proje olarak, sadece one shot bir şey olarak kalmaması için bir yöntemimizin olması gerekiyor. YGA'dan çıkan çünkü tek fikir bu değil ya da tek girişim, tek proje bu değil. Peki izlediğimiz yöntem ne? Nasıl bir yolumuz, yordamımız var? Biraz ondan aslında bahsetmek istiyorum. Çünkü hepinizin aklında şu anda fikirler var, çeşitli projeler geliştiriyorsunuz. Ama en temelde bir yöntem belirlemeniz gerekiyor. Biz bunu YGA'da birlikte bir ilke olarak tanımlıyoruz. Birlikte bir ilke dediğinizde nasıl oluyor? Çift kanat hep canlanıyor benim kafamda. Sağ tarafta bir ilk gerçekleştireceğiz ama bunu birlikte gerçekleştireceğiz. Peki birlikte ve bir ilke, bunun alt maddeleri nedir? Sadece bir felsefe olarak kalmaması için, öteye geçmesi için neler olması gerekiyor diye baktığımızda aslında bir ilkle başlayalım. WeWalk videosunu izledik çünkü. Bir ilk tarafında neler, nasıl bir yöntemden geçiyoruz? Aslında şey demişlerdi, lütfen kusura bakmayın, İngilizce terim çok fazla kullanmıyoruz. Bu da benim sundaki tek İngilizce şey aslında. 3 I akılda kalması kolay oluyor diye. Insight, Innovation, Implementation. Yani aslında insight dediğim şey dert, ihtiyaç. Bir ilki gerçekleştirecekseniz eğer, sizin çözdüğünüz dert ne? Hangi ihtiyaca cevap veriyorsunuz? Buna biraz daha bakmak gerekiyor. Onun için sahaya inmek gerekiyor. Bu şey de şu an var mı? Doğru slide'da mıyım emin olamadım. Arı kovan ve en sonunda da bal görseli var mı şu anda? Gelmedi mi? Şimdi tek tek geliyor. Tamamdır. Süper. Geldi sanırım değil mi? Insight, Innovation, Implementation. Bu 3 basamak. Bu 3 basamağın alt dallarına bakalım. Nasıl bunlar bu WeWalk'ta hayata geçti? Bu örnek üzerinden ilerleyecek olursak. İnovasyonun ilk basamağı bizim için insight'li derdi anlamaya çalıştığımız bir süreç. 10 yıldır görme engeller alanında YGA'da ilk öğretim çocuklarıyla projeler yürütüyoruz. Şimdi birçok kişinin, en başta dedim ya, böyle tanınmamış olmak çok güzel. Çünkü WeWalk Kürşat aslında böyle bir şey yok, sizin fikrinizde de olmayacak. Yani X kişisi buldu ve onu tek başına hayata geçirdi ve o tam bir kahraman. Basın çok seviyor böyle hikayeleri. O yüzden de bize hep böyle hikayeler geliyor. Yani işte bir gün oturuyormuş, böyle bir fikir gelmiş aklına falan. Öyle bir yöntem zaten doğru değil. Çünkü bulduğunuz fikri bir kere sağlamasını yapmanız gerekiyor. Onun için biz sahadaydık 10 yıl boyunca. Siz peki kendi fikrinize dönüp şimdi bakın, düşünün. Bir fikriniz var diyelim ki. Berhu'dan da konuştuk biz bu konuşmadan önce. Yanıma geldi. Sağlık alanında bir proje geliştiriyorlar. Peki bu gerçekten ihtiyaç mı? Buna kim karar verdi? Berhu'dan oturup masa başına mı, yoksa gidip gerçekten de bu sağlık ürününü kullanacak olan hastalarla kaçıyla görüştü mesela? Kaçıyla mülakat yaptı? Onun ihtiyaçlarını anlamaya çalıştı. Bu en önemli aşama, bizde ama genelde atlanıyor. Çünkü insan o aşamada fikrine aşık oluyor. Harika bir fikir ya. Evet harika harika diye. Daha sonraki basamak WeWalk için inovasyon ve implementasyon kısmıydı. İnovasyonda bizim için
Süreç hekatonla başladı. Yani bir fikriniz var, sahada gittiniz onu doğrulamasını yaptınız, sağlamasını yaptınız. Daha sonra da bunu nasıl en iyi şekilde çözebilirim? En doğru yöntem ne? Biz ilk başta mesela bize de soruldu, bu hekatondan da çıkmıştı. Gözlük yapalım görme engelliler için. Şimdi şey ya, adam görmüyor ne de olsa. Gözlük bir de çok romantik oluyor. Gözlük taktım ve gördürdüm. Ya tamam yani gözlüğün, görme engellinin ihtiyacı mesela bağımsız hareketini arttırmak. Bu güzel, bu insight'i yakaladık, gittik sahadan. İyi de istenen şey gözlük mü? Biz bunu tek başıma ben de görmeyen birisi olarak ben karar vermedim. Ve danışma kurulumuz var. Ve sahaya gittik tekrar. Gerçekten istenen bu mu? İstenen bu değil ya, gözlük falan değil. Çünkü şöyle bir şey diyor, ya diyor ki benim elimde zaten bastonum hep var. Diğer elinde de telefon var, zaten vazgeçilmez. Bir de gözlük mü takayım şimdi? Yani yaşam ünitesine bağlı şekilde gezmek gibi. Onun yerine siz bu bastonu akıllı hale getirin. Çünkü elimde düz bu sopa taşıyorum yani. WeWalk'un inovasyon tarafı böyle hayata geçti aslında. Hekatonla başladığımız ve üzerine gerçekten o derdi çözecek olan çözümü aradığımız bir süreçti. İmplementasyon kısmı ise fikri, çözümü hepsi tamam. Şimdi fonlamamız gerekiyor. Arı kovanında çıktık. İşte arı kovanında, pardon yine bu açılmış mıydı slide yoksa tek tek mi gelecekti? Bilemedim onu. Evet, kitsel fonlama. Tamam, süper. Burada arı kovanında çıktık ve 2 gün içerisinde 200 bin liradan fazla fon topladı. Ve en güzel yanı da şu, belki de o gelen fondan daha da sizi mutlu eden şey yüzlerce destekçinin olması. Bu şu demek oluyor, ya tamam demek ki o ilk insight ve innovation tarafları doğruymuş. Çünkü daha şimdi daha büyük bir gruba sormuş oluyorsunuz çünkü aslında. Onu da bir anlamda gördüğümüz bir süreçti bizim için. Ve implementasyon hala devam ediyor. Yani onu hayata geçirme kısmı. Geçen hafta ilk prototipleri elimize aldık ve İspanya'da Dünya Mobil Kongresi'ndeydik. WeWalk'un en son geldiği noktayı, en son marifetini de burada sizinle paylaşmak istedim hatta. Yani o hayata geçirmede ne noktadayız bir görelim. GSM'deyiz. Barcelona'da ve WeWalk'un ilk telefonla entegrasyonunu deneyeceğiz. Touchpad'de telefonu kontrol edeceğiz. Şimdi Salih bizi arıyor, telefonumuzu. Çalacak mı? Telefonlar mı çekiliyor? Evet. Şimdi çalıyor. Cevaplıyoruz. Evet. Ve cevaplandı. Şu anda konuşabilirim, merhaba falan diye. Veya da şuradan şöyle kapatabilirim. Aynen. Evet, kapandı. Muhteşem ya. WeWalk şu anda bu aşamada, hayata geçme noktasında. Temmuz ayında son kullanıcıya ulaşacak. Bu işin bir ilke kanadıydı. Burada geçirdiğimiz süreç bir ilke kanadında. Peki birlikte kanadında nasıl bir süreç gelişti? Bu WeWalk'u hayata geçirirken hala da yaşadığımız, yaşatmaya çalıştığımız taraf birlikte. Bu aslında az önce de dediğim sebepten dolayı medya kahramanları çok sevdiği için bu taraf az önce Erhan hocamın vurgulamasına rağmen şey dedi ya, yani tek başınıza yapmayacaksınız, birisini bulacaksınız yanınıza. Böyle gerçeğin bu olmasına rağmen medya kahramanları seviyor. Bir kişiyi çıkartıyor. Sonra girişimciliğe az çok hevesi olan, meraklı olan çocukların kafasında da, herkesin kafasında da tamam ben de günün birinde böyle bir fikir gelecek, otururken böyle inecek bana fikirler ve böyle bir şey yapacağım gibi konumlanıyor. Süreç öyle değil. Biz bu birlikte tarafında sürecimizi bütün YGA'daki projelerde, YGA'da yaptığımız bütün çalışmalarda önceliklendirdiğimiz taraf, birlikte tarafı. Ve birlikte tarafında da şöyle bir dörtlümüz var bizim aslında. Kimle başladığımız, yani önce kim diyoruz, sonra bunu neden yapıyoruz diyoruz bu projeyi. Bir, kiminle yapacağım. İki, neden yapacağım. Üç, nasıl yapacağım. Dört, ne yapacağım.
Bu aslında birazcık farklı bir yöntem. Genel alışılmış olan girişimcilik bakış açısından. Çünkü genelde fikrin ne diye soruluyor. Biz burada önce kiminle yapacağını sorgulamak gerektiğine inanıyoruz. Kiminle bu yola çıkıyorum? Ondan sonra neden yapacağım? Yani az önce hani yine Erhan Hoca demişti ya, zengin olmak için ya, para mı bu mu yani? Ya böyle ben birkaç tane hikaye duydum mesela, hani şöyle işte bir girişim kurdum ve şuradan da çıktım, şu kadar fiyata da sattım çıktım. Hani geri gelince çıkarsınız, bu sizin kararınızdır ama bunu övünülecek bir şey gibi anlatmak, orada şeyi hissettim ben yani. Adamın hayali buymuş yani, gireyim bir şey kurayım ve şu kadar paraya da satayım. Yani aslında bu girişimciliğin ruhunda olan bir şey değil. O yüzden asıl neden yapmak istediğinizi bulmanız çok kıymetli. Neden bu işe giriyorum ben? Ve sonrasında nasıl yapacağım? Yolum, yöntemim ne olacak? Az önceki gibi bir kahraman olmaya mı çalışıyorum ben? Birlikte burada gerçekten de anlamlı bir fikri, bir projeyi hayata mı geçiriyorum? En sonunda da tamam, ne yapıyoruz şimdi? Bu ilk üçünü sağladıktan sonra öncül şartları, o aşamaya geçiyorsunuz. Aslında bu dörtlüyü kurunca, kimle de başlayınca işe, o kadar da güzel bir iklim oluşuyor ki aranızda, ekibiniz içerisinde, takım içerisinde. Ya hani bunu anlatmayayım, ben şöyle bir videoyla göstereyim hatta size. Yıllardır dönerim öylesi oldu.
aslında bu şu açıdan çok önemli. Az önce Erhan Hoca bahsetti ya, fikir çok. Yani önemli olan implementasyon süreci. Ve az önceki bir timeline gösterdim. Orada hani fark etmişsinizdir. Bu WeWalk çıkalı daha bu fikir doğallığı daha bir sene olmadı. Ve şu anda işte prototipler elimizde, testlere başlayacağız önümüzdeki hafta. Yani geniş grup testleriyle. Bu nasıl oluyor? Yani bu kadar hızlı hayata geçmesinin sebebi? Çünkü böyle bir ekipte çalışıyorsunuz. Önce o kimi koyunca başa, o iklimi oluşturunca bu kadar hızlı bir hayata geçirme süreci doğal oluyor. Çünkü zaten gözünüz kapalı önünüzdeki arkadaşınıza güveniyorsunuz yani. Kim böyle bir iklimde çalışmak, proje hayata geçirmek istemez ki? Peki sizin ekibinizde herkesin ekibi var. Bunu hiç konuştunuz mu aramızda iklim nasıl bizim diye? Hiç bunu tartıştınız mı yoksa hep fikir miydi? Şu fikir, hadi bu fikir, hangisi olsun? Aranızdaki iklime ne kadar odaklandınız? Biz bunu her ay test ediyoruz. Aramızdaki iklim ne seviyede? Biz gerçekten de Kürşat, WeWalk projesi çıktı, geldi işte konuşma da yaptı. Bir sürü işte Ayşe Arman'la röportaj da oldu falan. Güç zehirlenmesi yaşıyor mu? Sarhoş oldu mu? Yoksa gerçekten de neyi neden yaptığını, o ilki kimdi ya, ikincisi neden yapıyoruz? O nedeni unut, hep aklında mı yoksa? Dolayısıyla bu genelde ihmal edilir yani. Aman bunlarla vakit kaybetmeyelim. İklim mi? Hani biz fikre odaklanalım, onu hayata geçirmeye çalışalım. Bu olunca gerçekten çok kolaylaşıyor. Peki siz nasıl bunu kendi içinizde test edeceksiniz diye baktığımızda şöyle size 9 tane soru gösterebiliriz. Bu 9 soruyu kendi içinizde bir değerlendirin isterseniz. Vaktimiz çok olmadığı için ben burada küçük bir workshopla onu yaptıracaktım normalde ama siz yine çıkışta kendi ekibiniz içerisinde belki not alırsınız, belki sunumu daha sonra alırsınız. Bu 9 soruyu bir değerlendirin. Bu 9 sorunu da şöyle sınıflandırıyoruz hatta. İlk 3'ü birlikte keşfedebiliyor muyuz? Onu ortaya koyuyor. İlk 3 soru. İkinci 3 soru birlikte karar verebiliyor muyuz? Üçüncü 3 soru ise birlikte hayata geçirebiliyor muyuz? Dolayısıyla o bir fikrin hayata geçme sürecindeki 3 aşamayı da kendi içinizdeki iklimi ölçerek test edebilirsiniz. Böyle bir iklim kurulunca aslında ardından emin olun sizin fikirlerinize zaten Erhan Hoca söyledi. Bu iklimi kurduktan sonra ilk fikriniz zaten hayata geçmeyebilir. Normal zaten 2-3 ama er ya da geçecek yani. Bir tanesi hayata geçecek. Gerçekten güzel ödüller alacaksınız. İşte projeniz başarılı olacak. Biz de öyle bir süreç yaşıyoruz aslında. Great Place to Work seçildi YGA. Bir yandan bu projeleri yapıyor ama bir yandan da kendi içerisinde kurmuş olduğu iklimle %99 çıktı güven endeksi YGA'nın. Geçenlerde bir araştırma vardı. Türkiye'deki insanların %95'i başkalarına güvenmem diyormuş. Burada %99 çıkmasının sebebi ne? Kimi başa koymak aslında. İlk baştaki o kimin de yola çıktığı kısmı. Biz de bunu aslında kendimiz keşfettik ve bunu uyguluyoruz ve biz harika fikirler buluruz değil. Zaten bu yıllardan beri bizim kültürümüzde olan bir şeymiş. Dedemiz bunu bize söylemiş. Yunus Emre dedemiz ifade etmiş. Neyi neden yaptığımızı bildiğimiz ve anlamlı projeleri hayata geçirdiğiniz bir süreç olsun. Çok teşekkürler.